Müzik kulübü başlıyor. Yorulduk bu şehirde. Yok olduk gün be gün Tıkanan yollarımda Ömrümüzü çürüttük Aklımızda hep aynı soru Gitmek mi ya da kalmak mı Dilimizde hep aynı şarkı Gitmek zor, kalmak çok zor İstanbul'dan bana çare yok Kader İzmir'den yana gülerse bir selam gönder İstanbul'dan bana fayda yok Kader İzmir'den yana gülerse vur kadehlere hiç arayan yok bir soranım yok Şu koca şehirde bir ah etsem bir duyan yok İstanbul'dan bana çare yok Kader İzmir'den yana gülerse bir selam gönder İstanbul'da

arayan yok Bir gülenim yok Şu koca şehirde bir ah etsem Beni duyan yok İstanbul'da bana çare yok Kader İzmir'den yana gülerse bir selam gönder İstanbul'dan bana fayda yok Kader Birden yana gülerse Vur kaderlere Geri dönmek zor Kalmak çok zor Aldığım her nefesi Bu özlem Beni yakar Yaşamak zor Nefes almak imkansız Aşık olmak artık Bu şehirde Şarkılardan var oh. ki bir gün gelecek ya hayatta ya da ölümde kavuşucuğum Müzik Kulübü devam ediyor. Klasik bir Cumartesi akşamı canlı performans başlangıcı Deniz Tuzcuoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün İzmir'e gitmek isteyen ve şu an bu şehri terk etmek isteyenlerin yarasına her türlü basış oldu bu şarkıyla birlikte. Evet. Altında bu var değil mi? Senin de İzmirli olduğunu biliyorum aslında. Aslında ben İzmir gösterebileyim. Ee, yani. O var tabii ki bir özlem var. Bir yandan da İstanbul hani seninle programdan önce konuştuk hani İstanbul artık pek eski İstanbul'da da bir sitem var aslında. Ve hani İstanbul ilk geldiğimdeki gibi değilsin. Ve artık ben de hani evime dönmek istiyorum mu ifade ediyor Ama işin komik yanı bu hikaye İzmir'den şöyle bir geri dönüş alıyor Şey diyor abi böyle şarkılar yapıyorsun Ondan sonra İzmir'in İzmir'e işte göç arttı Falan lütfen böyle şarkılar yapmayalım Falan diye böyle geri dönüş Öyleymiş biz de burada evet. radyocu dostlarımızla Birlikte interaktif program yapanlarla Konuşuyoruz İzmir'den bağlantı aldığımızda Bir trafikten falan bahsetmeye başladılar evet. İzmir'de artık Ege'nin Paris'i Olma yolundaymış ben de bir İzmir'e Damat giden biri olduğum için oradan <laughs> büyüklerimden duyuyorum yapmayın evet. etmeyin evladım falan bana da diyorlar tekrar hoş geldin hoş iyi ki geldin abi. tamam ben de İstanbul'u terk etmek istiyorum ve emekliliğimi de İzmir'de yapmayı planlıyordum evet. tam da üzerine geldi <laughs> ama biz müzik konuşacağız saatlerce müzik konuşacağız bu kadar magazin yeter ee, yepyeni bir albüm diyeceğim ama albümün içinde aslında seni aslında? çok daha tarihsel olarak anlatan şeyler de var ama en azından bunu albüme toplama kararı verildi bu da kolay bir şey değil birkaç yeni bir şeyle de Harmanlandı. Aslında single single çıkıyorum. O bir e, hani dijital albüm olduğu için bir sürü yıllar içerisinde yaptığım hani şarkılar vesaire falan da buna bir şekilde dahil oldu. Hani normalde ben yeni bir şey yapıyorum. E, oradaki albüme bunlar dahil oluyor e, her zaman. Ama işte dediğin gibi hani o... ...dizilerde yaptığım, filmlerde yaptığım şey... ...ki zaman zaman biz mesela... E, ...Evet albümündeki yapma şarkısı... ...bazen şarkısı... ...bunlar hep dizilerde yer almış şarkılardı. Ondan sonra bunların çeşitli 4x4 ile... ...daha rock versiyonlarını... ...bazılarının daha akustik versiyonlarını yapıp... E, ...zamanında albüme de koymuştuk. Bunlar sadece kadının ve kaderizmir'den yana dışındaki parçalar tamamen diziler için yapılmış ve o diziler için yapılmış olan orijinal halleri. Ben kadınımı ayrı bir bölüme saklıyorum. Dizi ve film müziğini de bizim programın ayrı bir bölümüne saklıyorum. Harika. O yüzden şimdi onları çok kurcalamayacağım. Tamam. ama hayır kurcalayacağım ama şimdi değil. Şimdi. Bu single konusunu ama burada kurcalamayı Tabii. düşünüyorum. Çünkü bu artık çok müzisyen dostlarımdan evet. duyduğum bir şey. Yazıyorsun, Hı. yazıyorsun abi. Şarkılarda işte falan yazık oluyor ya falan böyle. Herkes bir önce single, bir albüm yapacaksa bile Hı. önceden bir single'la bakalım biz ne yapıyoruz. Ee, seninki de biraz öyle oldu galiba. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yani e, herhalde biz albüm yaparken ben çok hani grup arkadaşım şimdi bir kere daha böyle şey değerlerini anlıyorum. Hani hiç yani albüm yapmayı şu an düşünüyorum delilik. Yani çılgınlık. Hani e, biz ilk albümü gerçekten Amerika'daki bir böyle şey bir grup gibi hani star bir grup gibi falan yaptık. Çünkü kendi imkanlarımız vardı. Kendi stüdyomuz şurada kendi stüdyomuz vardı. Miras kaldı size bol paranız vardı yok, falan. Yok, kira Albümü kendim yaptım. Çok uygun yani kaydını öyle yaptık. Çünkü o e, hala hazırda Arbak ve Buran sahibi olduğu bir yani kira olan tabii ki bir hmm. stüdyo vardı. Ama biz oraya bayağı ekipmanlarımız bilmem ne vesaire çok güzel şeyler vardı. Biz o 6 ayda o albümü gidelim. Hmm, bugün şarkı söylemek istemiyorum. Kendimi hani iyi hissetmek istemiyorum. Tamam okey o zaman yarın yapalım falan diye. Bütün grubun altyapısını o altı ayda aslında kurmuştuk. Geniş bir <laughs> zamanınız vardı. Geniş bir zamanımız vardı. Hani sıkış deadline şu işte hadi albüm çıkacak abi koş koş falan. Aman ne oldu mixten geldi mi? Aman tamam orası artık öyle olsun e patron, falan gibi. şirketi beklemiyor mu sonucu? Biz albüm yaptıktan sonra götürdük abi. Ee, öyle bir Bu da güzel rahatlık. Evet güzel böyle bir şey oldu. Biz hatta bayağı bir şey yaptık. Yani internet sitemizi kurduk vesaire falan filan. Yani şimdi düşünüyorum işte hani albümün Kaydı ayrı bir hikaye çünkü bizim e, Armak böyle o, o konuda böyle fantezilere bayılır böyle işte aşağıda davul kaydedilir yukarıda e, stüdyonun işte tuvaletinde 19 litrelik damacanın içinde mikrofonlar var falan bakıyorsun böyle <laughs> ne bu ambiyans işte şey Ian Pace de böyle ambiyans alıyordu falan filan Timuçin Aksuer diye bizim burada bir e, şeyimiz var hem Tom Meister'ımız hem mixlerimizi yapan arkadaşımız onlarla ikisi böyle bir fantezi binlerce deri binlerce davul derisi binlerce çeşit trompet binlerce zil erkekler fark... duruyor orada zil zaten zil firması var adamın kendi zil firması var onu görüşmeyelim işte değişik boyutlarda bir şey aldı 20, en son 26 inçlik bir kick aldı John Bonham'ın kickini aldı falan filan onu beğenmediler vesaire yani o öyle biz fantazi bir albüm kaydı yaptık aslına bakarsan ve şimdi düşünüyorum yani son single'larda işte tek başıma yapınca her şeyi böyle işte yapıyorsun, gidiyorsun abi işte e, gitar kaydı oldu olmadı işte hani onları bir kısmını ben yapıyorum. Alp'le beraber yapıyoruz. Davul kaydetti. Davulun editini şu yapacak. Davulun işte kaydını bu yaptı. Şimdi bütün mixi şu yapacak. Ondan sonra mastering <laughs> için şunun yapması gerekiyor işte falan filan böyle baya bir deli işiymiş. O işin herkes bir ucundan tuttuğu için o zaman öyle işte olmuş yani o iş. Kolayca olmuş. Peki Şimdi... bir şey söyleyeceğim. Bölüm böyle çok uzun Adam bir cevap tabii isteyeceğim ama soru da o kadar geniş ki bölümlerin evet. hep programı bitirebilir tamam. Peki o zaman müzik yapmak ne? Tabii ki mixciyi bulacağız Tabii ki davulcuyu bulacağız insanları toplayacağız evet. Albümü yapacağız evet. O albümle birlikte senelerce sahneye çıkılacak tabii O ki. albümü dinleyici hatmedecek Mesela ki. bilmiyorum ben bir dinleyici olarak bu programda çok söylüyorum uh -huh. Bir albümü dinliyorum ben 3-4 uh -huh. kere çok uh -huh. sevdiysem uh -huh. Ne kadar bayılmış olsam da olayım uh -huh. Bir bırakacağım Tabii Tabii, bir tabii, iki kesinlikle. üç ay sonra tekrar bir aynen, bakacağım aynen. E, bu, o zaman bu bu kafayı bu kültürü kaybedeceğiz o zaman evet. kaybederiz yani bu şey anlamına gelmiyor hani single olunca daha az emek veriyorum anlamına gelmiyor bu ondan onu, hiç şüphem onu, yok yani ama işte hani o yoğunluğu... Hani ben bir şarkı için korkunç bir yoğunluk yaşıyorum aslına bakarsan. Ya yani ben onu aslına bakarsan programını çok iyi yapıyorum. Şimdi bugün bunu böyle yapacağız. Bir takım tabii ki denemelerin olacak. Hiç, yani Beethoven olmadığım için ee, normal olarak bir şey deniyorum. Olmuyor, güzel olmuyor. Keman çalınıyor. Keman yerine işte atıyorum başka bir şey çalıyorsun, gitar çalıyorsun ee, vesaire. Onlarla beraber kafanda olayı tasarlayınca tabii ki şeye indiriyorsun. Ama yani yine de korkunç bir şey ayırmak gerekiyor. Bence bu iş yani sektör olsa şö şöyle bir şey olması gerekir. Sen abi kaydını yapacaksın. O kaydı yapan adam başka bir adam olacak. O kaydı yapan adam da senin ne yapmak istediğini çok iyi anlayan. Biz ona yapımcılık diyoruz. Yani işte. <laughs> ben diyorum sen yani Quincy Jones gibi bir adam olduğunda oluyor ya da işte Bob Rock gibi bir adam olduğunda Bob Rock Metallica ile yatıyor kalkıyor yiyor içiyor depresyonlara beraber giriyorlar beraber terapi görüyorlar izlemişsindir işte doğrudur, yani öyle bir adam olması lazım Tabii öyle bir lüksümüz olamıyor Türkiye'de ee, yani arkadaşlarımızla mümkün olduğunca e, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız Abi ben böyle bir şeyi düşünüyorum kafamda. Böyle bir etki yaratmak istiyorum. Hani resmi göstermeye çalışıyorsunuz onlara mümkün olduğunca. Onlar da buna fayda sağlamaya çalışıyorlar. Kendi imkanları dahilinde. Henüz daha böyle şey bir sektör olamadık yani. Böyle acayip bir e, Olamadık. Doğru bir sektör. Olamadık. Olarak. Bununla ilgili ikinci bölüme güzel bir giriş yapacağım. Tamam. Bahri Bana baktı çünkü. Kısa tamam. bir ara. Güzel başlangıç. Müzik Kulübü devam edecek. Deniz Tuzcuoğlu burada hiçbir yerlere ayrılmayın. Müzik Kulübü devam ediyor. Müzik Kulübü devam ediyor. Deniz Tuzcuoğlu yanımda. Ben Lori Barokas cumartesi akşamı bu keyifli sohbetin tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Her türlü kaçırdıklarınız için de çarşamba 21 yine JoyTürk'te buluşuruz. Program tekrarı için. Klibi konuşacağım ama klipten Hı -hı. önce az önceki yapımcıyla beraber bizim her hafta bir önceki müzik kulübünü anma bölümümüz var. Tamam. Ee, Ocean's of Noise Serta Erener ve Aha. müzisyen dostları Hı -hı. her biri birbirinden değerli Peki. enstrümanlarında usta abilerimiz üsta, üstad usta abilerimiz, Hı -hı. Üstat usta abilerimiz. Evet. onlar da New York'a gittiler ve Hı -hı. bu yurt dışı tercihini sorduğumda da aynı senin dediğin gibi Hı -hı. bu yapımcıya kendilerini tamam. ancak ve ancak oraya gidince işte Highly Suspect grubunun Hı hı. yapımcısıymış. Ah, Joyl yani. bir şeydi unuttum hı şu an. Şimdi. Ve ancak ona kendimizi ifade edebildik dedi. Bu eksiklik bu ülkede bağırıyor galiba. Abi şimdi şöyle bir şey. Coğrafyada. Yani ben her e... şey iş olarak bakılıyor dedi grup üyeleri bana. Evet. Her şey bir işmiş gibi bakılıyor. Evet, Telefon, öyle. iş, konser var mı? Nereden? Orada çalacak mıyız? Kaç kişi? Bilet kaç para? Bu 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 kısır döngüde kaldık diyor. Evet, biz e, paranın şey yaptı. Halbuki o parayı getiren, o konserleri getiren şey asıl bu kayıtlar evet ve onların ama, kalitesi değil mi? Evet ama bir yandan da Lori şöyle düşünüyorum. Acaba insanlar artık o ben bir yandan da böyle buna yani böyle olması gerektiğini düşünen bir ekolden geliyorum. Ama bir yandan da şimdi yeni çıkan grupları takip ediyorsundur. Ben çoğunu dinlemeye gayret ediyorum. Ama gerçekten algılayamadığım müzikler var. Bunu kötü olarak demiyorum. Belki yaşım itibariyle, belki Hı -hı. dinlediğim müzikler itibariyle. Yani kayıtlar. Çok olduğu için. Evet. Bunu da çok tartışıyoruz. Bunu buraya gelen konuklarla da tartışıyoruz benim çıkardığım sonuç şu çok var evet. içlerindeki o güzeller yokmuş gibi görünüyor aslında güzel miktarı aynı evet. fakat kötü miktarı çok diyeceğim şey çok şu var. onlar mesela artık bu kayıt işine abi işte gitarı iyi duyulsun şu marka gitar çalı bilmem ne falan gibi takılmıyorlar alıyorlar abi gitar bir akustik gitar alıyorlar. Sokakta çaldıkları gitarda olabilir bu. onunla bir kayıt yapıyorlar. Kayıt kötü de olabilir. EQ'su berbat duyuluyor da olabilir. Ya yani onlar böyle çoğu yani gerçekten takdir et, takdir ediyorum bunu. Anlamasam dahi takdir ediyorum. olayın ruhunun önemi olduğunu vurguluyorlar mesela. Bir hmm. yandan da öyle bir şey var tamam. Adam hakikaten o tek gitar çalıp söylediğinde bir şey verebilmek bence en zoru. Yani hani grupla işte davul çalıyor vay herif işte ne bir şekilde o kapatabilir oradaki evet, performans performansı evet, evet, ama. Ama hani o senin tek gitarla çalıp söylediğindeki şeyi başka bir kafa ve hani dediğim gibi o ruha önem veriyor adamlar. İşte orada biz anlatıyorum yani hani işte 25 tane davul derisi değiştiriyoruz. Bilmiyorum, belki <laughs> belki de o kadar da gerekli bir şey değil. O bizim oyunumuz yani aslında bakarsan. Biz mutlu oluyoruz o anda. Yani ama yurt dışında şöyle Ringo Jesse işte çok iyi biliyorsun. Ya çok yakın arkadaşımdır Tarkan işte benim e, gitaristi. Yani onlar çok iyi hatırlıyorum İtalya'ya gittiklerinde. Şöyle bir oda var. Gitar amfileriyle dolu. Neden yani onlar oyun olsun diye mi yapıyorlar abi çünkü şöyle bir sound istiyorum evet bu işte bunu karşılıyor F ile başlayan marka değil işte M ile başlayan marka gitar markası ya da işte S ile başlayan marka o zaman onun şu modeli falan filan diye bir durum var yani. Biz hiç anlamadık o markaları zaten <laughs> tamam klibe geleceğim. Tamam. Okay. Ee, İki, i̇ki şeyden çok memnun kaldım. Klip konuları bizde Hı -hı. biraz benim aslında biraz e, müzisyenle beraber şamatayla geçirdiğim bölüm oluyor. Çünkü Hı -hı. müzisyen de buraya gelen konuklarımın hepsi bu konuda mizah yetenekleri üst seviyede olduğu <laughs> için onlar da doğal olarak kendilerinin o durumu Hı -hı. E, çok güzel burada kendi ağızlarından hicvede bildiler. Klip konusu bizde bence bir, bir, bir e, şey yara var, yani evet, kanıyor evet. böyle. Ben evet. öyle düştüm Çünkü sesi kapayınca sanki aynı. Bu popüler kültür için de aynı şey evet. geçerli. Band ve rock kültürü için evet. de Evet. geçerli. Sen yepyeni bir şey denedin. Evet. Ben bayağı bir tonf oldum yani. Böyle evet. biraz evet. tüylerim falan kalktı. Evet. Ve izlemeyenler için kısaca anlatmak gerekirse doğal bir çift var yıllarını gerçekten. birbirine vermiş evet. ve yaşam paylaşmış. Ya bunu şey yapmak gerekirse Charles, Charles Richardson fikriydi bu. E, Charles Richards e, kimdir diye hemen kısaca evet, şey yapayım. Yani inanıl, inanılmaz bir <laughs> zaten acayip bir reklam yönetmeni. E, çok acayip e, reklam filmleri olan. Bir de Mavi Sakal'ın iki yol klibini çeken 90'lardan hatırlayabileceğimiz <laughs> böyle e, böyle gerçekten fantastik klipleri olan birisi. Biz bir şekilde Orçun sayesinde görüntü yönetmeni benim sınıf arkadaşım. Ben de sinema okulu okumuştum. O, o şeyi Charles'ı aradı ve çok ilgi her şey çok şey tesadüfle hızlı hızlı anlatıyorum eğer çok hızlı konuşuyorsam söyle lütfen Yok yok her şey yolunda biz çok tamam. mutluyuz Şimdi Orçun'la biz İzmir'e gittik bu klibi çekecektik ama bambaşka bir şey çekecektik Ben dedim ki artık abi ben çek ben yürüyeyim şurada Urla'da falan hani böyle bir şeyler dedik hmm. böyle işte Alıştığımız güzel Ha falan hani böyle çünkü biz e, yazdan beri konuşuyoruz yani çekeceğimiz şarkı Tanju Okan Kadınım çok ciddi bir ağırlığı olan çok ciddi hikayesi olan yani filmi çekilse çekilir bu şarkının tamam mı? Hani buna bir şey diyor ki konu evet abi konu bir daha geçiyoruz. çünkü çok dolu. Evet aradan 2-3 ay geçiyor e abi konu evet abi konu falan böyle neyse klibi çekeceğiz dedi ki abi yapmayalım bunu dedi Orçun falan. Klibi çekeceğimiz günden bir gün önce Charles bizi aradı dedi ki ya dedi ben böyle böyle bir şey düşünüyorum dedi böyle bir hikaye düşünüyorum dedi ne dersiniz dedi ben dedim ki yani duyar duymaz olayı ben dedim ki abi okey bu klipte ben olmayabilirim yani hani benim olmama görünmeme de gerek yok zaten çok minör bir yer var. Tabii tabii. Tabi. Aynen aynen aynen. Klipte. Aynen, aynen. Konu kendini tamamen anlatmış. Hani hala izlememiş olanlar için tabii özetle ki. geçilecek olursa gerçek bir beyefendi, Shift. gerçek bir hanımefendi. Evet. Yani, en az 40 yıllık evli, 34 yıl. Belki daha fazla. Yıllık, ha, tam olarak 34 yıllık. 34 evliler. 35 yıllık evli ve hanım tarafında bir rahatsızlık var. Kalp tamamen bir yaşam var. mücadelesi evet, var evet. ve bir yandan da bir sosyal içerikte de var aslında evet, değil tabii mi? Ki, Organ bağışı ile ilgili. Tabii ki bunu yapmalıyız yani. Yapın. Hey. Ve bunlar yani, gerçek insanlar, oyuncu falan değil. Beyhan Hanım, Beyhan ve Cemal Tekün sağ olsunlar. Ee, biz hikayeyi anlattığımızda böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz biz dediğimizde. Onların bir şey oynamasına zaten gerek yok. <laughs> Dediler ki nasıl yardımcı olabilirsek lütfen biz bunda yer alalım. Bizim amacımız sadece bunu duyurmak. Ne olur sadece bunu yapın. Biz bunun için size nasıl bir yardım biz dedik ki zaten hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Biz sadece konuştuk onlarla. Charles bir takım sorular sordu. İşte zaten inanılmaz bir hikayeleri var. Yani Cemal ben şey oldum işte çok kötü. Yani böyle görünce ya belki çok kötü bir düşünce ama o kadar iyi ve o kadar düzgün insanlar ki yani Allah'ım diyorsun başlarına neden böyle bir şey yani tabii ki hiç, hiç kimsenin tabii gelmesin, ki gelmesin tabii ki yani böyle saçma bir düşünce ama böyle bir anda şey oluyorsun yani ve adam yani Cemal Bey tam beyefendi dediğimiz şeye e, oturan böyle yani örneğini göremediğimiz artık ne yazık ki bir insan şeyi Beyhan Hanım Beyhan Hanım bir çantayla yaşıyor abi ve o çanta onun kalbi e, ama Beyhan Hanım şuraya gelse abi hepimizden çok güldürür bizi Tahmin edebiliyorum o enerjiyi vermiş zaten. Evet, vermiş. E, ve aralarındaki aşk Cemal Bey'in fedakarlığı, Cemal Bey'in aldığı sorumluluk inanılmaz bir şey. Kendisi e, yani eşine destek olacak diye e, ne yazık ki o da e, şey pankreas kanseri oldu ve baya şey gibi yani şaka gibi ışın tedavisine gidiyor. ışın tedavisinden gidip eşine i̇şte hani, geliyor destek oluyor. Hani bir süre geçtikten hemen gitmemesi gerekiyor. O süre geçirdikten sonra hemen eşinin yanına gidiyor falan. Yemek yapıyor bazen eşine götürüyor eğer hastane yemekleri ne bir kadar e, biraz teknik olarak da sormak istiyorum merak evet. ettim çünkü Hı. gerçekten biz aslında burada işte sen kamerayı seviyor musun orada başımıza neler Hı. geldi işte çoğu Hı. müzisyen bir gece öncesinde klip çekimi çok e, sıkıntılı oluyor bir Hı. külfet geliyor hepimize bunları çok söylediler ama evet. bu, bunun için bunu konuşamayacağım çünkü çok başka bir evet, tamam. başka bir senaryodan bahsediyoruz ne kadar hastanede orada o videolar kareler evet, alındı ne evet. kadar e, o çiftle beraber koklandı yaşandı sen Abi, de tahmin ediyorum hep onların yanında tabii, oldun tabi tabi yani Charles bir kere zaten bir hafta önceden gitti onlarla takıldı vakit geçirdi vesaire ben gittim tabii şey yapıyorsun hani tedirgin gidiyorsun hani ben onları rahatsız mı ediyorum acaba falan ama bir süre sonra şeyi fark ettim çok güzel yani bir de İzmirli insanlar hemen iletişim kurabiliyorsun evet, vesaire. Evet toprağında var. Göçmenlik var. var onlarda da zaten klasik bizim gibi şey varmış falan filan ee, benim orada olmamın onlar için farklı bir şey böyle moral verecek bir şey güzel bir şey olduğunu fark ettikten sonra çok daha şey olduk kendisi aa işte Ceval abi işte bilmem ne falan filan böyle beyan hanım ondan sonra e, ve biz orada işte Charles dediğim gibi bir hafta geçirdi. Ben beş gün onlarla gidip geldik hastanede çekimler yaptık falan. Ee i̇şte bir gün bir gün Urla'ya gittik. Böyle bir vakit geçirdik. Yani hiç hayatımda çektiğim bir kere en uzun klip. Evet her şey onu döndüğüm. söyleyecektim İşte gidelim ışık yapılsın 6 saatte iş bitsin 12 saatte Herkes ses evine var. dönsün Ses var her her şeyde yani Beyhan Cemal Bey'in olduğu her karede Bir kere ses var yani şey gibi belgesel gibi Belge klip diyor zaten Charles buna Doğrudur ee, Böyle bir ilginç bir şey denedi Aslında bu bir 4 dakikalık kamu spotu olmuş evet. Ama altında senin e, kadının Yorumun cover'ın evet, olmuş evet, evet. Yani Ve aynı ben, zamanda da sosyal içeriği olmuş Ben şöyle düşündüm Yani kadınım aşk kalp yani tamamen bunlar uyuşuyor yani eşleşiyor yani olabilecek en doğru şey yaptım. Ya yani ben e, bir sorumluluk şöyle bir sorumluluk aldım her şeyden önce bir Tanju Okan ben dedim ki Tanju Okan ben nereden geliyorum? Oradan geliyorum İzmir'den geliyorum. Bir sürü insan Tanju Okan kadınımı söyledi ama kimse benim gibi söyleyemez. Neden kimse benim gibi söyleyemez? Çünkü ben oradan geliyorum abi aynı havayı soludum ben. Herkes zaten farklı söyler. Aynen öyle de bir şey var hani ama bu benim böyle bir şeyim var yani hani benim gibi söyleyemez en iyi ben söylüyorum anlamını söylemiyorum. Ama oradan gelen birisinin bunu yapması gerekiyordu. Şimdi bunu yaparken her şeyi doğru yapmam gerekiyordu. Çünkü bir sorumluluk, bir tribut, bir saygı durumu var. Evet. Tanju Okan şimdi olsaydı ne anlatırdı nasıl bir şey yapardı nasıl bir sorumluluk alırdı neye ifade etmek isterdi bunların hepsinin altı bu kliple de oldu bence yani o, o açıdan çok mutluyum hani çok rahatım ve dediğim gibi yani hani şahsı şey dedim hani beni çekmesen de olur hani çok az olmuş zaten evet. hani sadece senin de içinde Bizim olma durumun olmuş şarkıyı söylediğim yerlerin bir kısmını bile ses hikayeyi şey yapmaması bölmesi adına hikayeyi doğru anlatabilmek adına feda ettim. Yani farkındaysanız şarkının aralısında evet, da evet, şeyler evet, var evet. böyle. Fon müziği gibi arkada. Yani evet. Kalmış. Ona bile şey yaptım yani. hani. Bilgisayara baktı bari bu kısa bir ara ver demek. Arayı tamam. verdim gitti. Müzik kulübü devam edecek. Müzik kulübü devam, Müzik kulübü devam ediyor. Müzik kulübü devam ediyor. Ortalarındayız. Hiçbir şey bitmiş değil. Ama kaçanları da çarşamba 21'de Joy Türk'te tekrar dinleyebileceğinizi saat 21'de bu kez. Farklı bir saatte. Hatırlatmak isterim. Karnaval.com Karnaval uygulamaları. Hayat her şey dijitale taşınıyor artık. Orada da tüm sezon boyunca boyunca keyifle bu sohbeti dinleyebilirsiniz... Güzel şeyler anlatıyor Deniz Tuzcuoğlu... Klibi artık kenara bırakalım... Klibi saatlerce tabii ki konuşabiliriz evet. de... Bizim işte bir saate her şeyi sığdırma gibi... Konuşan radyoda bu çağda kolay değil biliyorsun... <laughs> değil, Müzisyensin beni anlarsın... Ee, biraz da senin film ve dizi müziği geçmişinle beraber... Tamam. Film ve dizi müziğinin de kendisini konuşmak istiyorum... Hı -hı. Çünkü yayın öncesinde de biraz şakasını yaptım... İşte bizim çocuğun bir ablası var... Akşamları da tabii bütün gün yoruluyor... Tamam. Sonra tesadüfen görüyorum mutfakta bir yerli diziyi açıyor o evet. biraz da Türkçe'yi de böyle öğrendi zaten o da bu ülkede ve işte şey e, ben de o esnada bir kendime bir bardak su doldurmak ne kadar sürebilir 30 saniye o işi yapıp çıkacağım bir bakmışım 15 dakikadır takılıyorsun yerli diziye bakıyorum ama yani bu arada hiçbir şey yok, yani. <gülüyor> yok. <gülüyor> ama ama ben de böyle bizim ablayla beraber böyle takılmışım ve bir de buna müzik yapmak. Doğru. <laughs> Yani işte <laughs> abi zaten Ve bunun altına müzik yapmak yani dakikalarca tabii. aynı kare evet. dakik işte bir cümleyle diğer cümle arasında tren tırlar geçiyor 3 saat çekiliyor <laughs> oyuncular Ş bu durumdan şikayetçi yapımcılar e işte bir aile dostum benim setlerde görüntü ikinci görüntü Hı -hı. yönetmeni olarak hep çalıştı, o ortamlar herkes bu durumdan tabii, şikayetçi tabii. adam gibi 40 dakika diyor çekelim bu işi bitirelim ama. Olmuyor. olmuyor. Ve bu sana da 180 dakika orada müzik doldurma görevi çıkıyor. Abi tabii. Biz ne, ne oluyoruz biliyor musunuz? <laughs> scoring yaparken şöyle bir scoring dediğimiz yani tamamen filmin altına yapılan o döşenen müzik. İşte Not alaması. Adam, adam yürüyor dın 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 falan o şeylerden bahsediyoruz. Ee, onu yaparken bazen klip buraya klip gelecek falan diye bir not. Hey klip geldi 4 dakikalık klip falan filan oluyor öyle <laughs> falan şarkı geldi falan. Hiç konuşma yok ve tamam. evet, öyle o... bir şey bir iki kere gördüm. Oluyor Biz oluyor Bu oluyor hep arada. dizilerde kullanılıyor mu? Tabii tabii. Bu bir teknik artık, değil mi? Artık yeni böyle bir şey oldu yani şey. Ee, hani İlkten bir şey... çünkü ben gördüm ne oluyoruz dedim falan. Hayır, hayır klip dediğim şey yani e, müzik olan sadece hani bizim 3-4 dakika bizden... hiç konuşma olmuyor Aynen. ama tamam. Biliyorum biliyorum. Böyle bir, Böyle ha, bir teknik Falan var. yapıyorlar işte öyle Dizimde bir şey var. eski görüntüleri falan kullanılıyor. Ha eski işte ha, flashbackler <laughs> oluyor vesaire. Or, çünkü gerçekten hani yapıyorsun bir şarkı yani şimdi bir şarkı ortalama ne kadardır? Popüler bir şarkı üç dakika üç buçuk dakika dört dakika yavaşsa hadi diyelim hakkı odur. Yani şey. Diyelim, hadi bilemedin dört otuz yani. Yani en fazla hani. Beş olsan olur. Ha, ondan sonra bakıyorsun <laughs> yapıyorsun abi üç dakikalık şarkı tık bitiyor. Hadi bakalım kes loop yapıştır. Okey bir daha şey yap yani uzat falan bir falan. tane daha koy falan. Ha koy ya ama işte hani, hiçbir yani ne diyeyim abi işte hani bir, bir pide alıyorsun sen diyelim ki sonra alıp ona diyor ki sen bir buçuk yap bunu diyor. Hmm. Bu malzemeden bir buçuk yap Çekiyorsun diyor. diyorsun Ona daha çok çok iyi örnek olmadım ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben ben, ben <laughs> Şarkıyı da diyorsun Çeke Öyle çeke yani. Ama onun içinde bir buçukluk maalesef kıyma yok <laughs> Yani tamam hamur uzar ama Bir buçuk şeylik kıyma yok yani O kıyma azalıyor domates azalıyor ya Bir ve de 40-45 varsa... dakikada anlatabileceğimiz Tabii bir ki. hikaye Bir de bir buçuk yapmıyoruz Bir pideyi dört porsiyona Yani, işte. e, yani bir kola yedi kamış gibi bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ama e, en azından Sinema biraz daha galiba, güzel. en azından öncesi Sinema olsun, güzel. Tabii. toplantısı olsun, tabii. Tabii, tabii. o yapımcılarla dertleşme olsun. Ama şöyle biraz daha kolay değil mi? Bak şöyle söyleyeyim. Çünkü bir benim... ödül ödül falan sen evet. bir güzelliklerin evet. de var yani. Evet evet. falan gitmişsin yani. Yo, ben biz gitmedik, film gitti. O film Çine de gitti. Ha bir diğer film de Çine gitti bu arada. Bir Gevrek bir Boyoz, e, iki de Kumru var. E, Osman dikicilerin çektiği benim okuldan abim olan e, İzmir <laughs> tabir edileceği gibi. O film de Çine gitti. Orada biz ödül almadık ama film ödülü aldı. Ee, orada da benim e, işte bu ölmek için parçası falan yer alıyordu. Ya sinema filmi tabii yani çok daha özgür oluyorsun, zamanlı oluyor vesaire ama ne yalan söyleyeyim benim çalıştığım dizi yapımcıları da çok e, önem verdiği için müziğe yani Erol Avcı vardı TMC'de ben canım ailem yaparken Erol Avcı'yla biz her e, bölümün miksajında beraberdik ve beğenmediği şarkı olduğunda hani mantığını anlatıp Deniz burada böyle bir şey var burada böyle bu anlamda ben bunu vermek istiyordum bu böyle olmadı şunu ne yapalım falan diye biz tartışıp şey yapardık bu zamanı ayırırdık yani, bu vakti bulabiliyordunuz yani bu vakti bulabiliyorduk abi o çünkü şey hani bir süre sonra onun kafasını anlamaya başlamıştım ben o yüzden de bayağı bir vakit kazanıyorduk ama bu dediğim bu anlattığım şeyi birebir abi oturup ve biz de, tahmin edersin ki bir buçuk saatlik bir dizinin miksajı nereden baksan çarpı üç oluyor aslında bakarsan en az. Yani çünkü bir sahnede durup bir dakikalık bir sahneyi üç kere izliyorsun. Müzik değiştiriyorsun Şaka vesaire. Şaka değil. Şimdi bir haftada dizi çekiliyor gibi zannediliyor ama ben de bu... Sesli çekilmediği dönemlerde biraz Hı -hı. stüdyo ortamlarını Hı -hı. kokladım Ko Hı -hı. seslendirdiğim oyuncular da oldu ha, bunların sonra. içerisinde popüler isimler de var ee, ve or orada zaten her şeyi insanın tecrübe etme şansı evet. oluyor zaten o bir buçuk gün tabii. efektlerle beraber seslendirmenin tabii, 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 alınması tabii, tabii. bir buçuk gün tabii. bununla beraber müzik yerleştirme ve bütün çekimlerden sonra görüntülerin istenilen kurgu Hı -hı. haline getirmesi Hı -hı. üç gün. Ben i̇ki sana... buçuk üç gün. 4 günde çekiliyor aslında tabii, baktığınızda. Tabii. Yani ha. o bizim dry dediğimiz e, kuru görseller, evet, hiçbir şey işlenmemiş olan. dizide de 4 günde bitmesi gerekiyor. Yani tabii. pazartesi action dediğimiz zaman perşembe bitirmiş Akşam gerekiyor. bitmeli ve cuma sabahı çalışılacak ki o tekrar pazar akşamı kaset gitsin. Yani biraz Korkmuş sağlıklı bir, şey. bir insan işi değil yani. Ben e, bir süre dizilerde çalıştım yani kamera arkasında. Ama ben şey diye ifade ediyorum. Herhalde kamera arkasında çalışmak benim egoma Ego, bu tatmin etmedi. Yani bunu samimi olarak söylüyorum. Hani, Olabilir. Bu bir tercihtir tabii ki. Çünkü yıl, ben liseden beri sahneye çıkıp şarkı söylüyorum. Lisede işte çıkardık okul grubunda kızlar alkışla falan filan. Hani ona alışıyorsun tamam mı? Hani bir de öyle bir durum var abi. Ben ya yani ben yönetmenlere acayip saygı duyuyorum. Hani şey problemi yaşamayan, bu problemi yaşamayan yönetmenlere gerçekten saygı duyuyorum. Adam bir şey yapıyor. Atıyorum yani kim var mesela ya çok iyi Dizi yönetmenliği işte Mehmet Ada Öztekin var. Çağınır mı hatırlayabiliriz? Ve yani harika. Bu aralar bir proje yapmıyor bildiğim kadarıyla bir ama. dizi yaptı şimdi yeni bir sinema filmi onlar hazırda şey yapıyor falan. Yani işte onlar en rockstar olanlar. Bir de abi bir sürü dizi çekip çok da isimleri bilinmeyen şeyler var. Ve üç kişi abi izliyor kimmiş ha bu işte Sadullah Celal'miş. İşte Serkan Birinciymiş <laughs> çoğu arkadaşım Levent Türkan'mış vesaire falan filan. Hani abi nasıl şey yapıyorsun yani. Ben arayı vermeden hani bu... sana anlatayım. Dünyanın en güzel şeyi aslında birazcık seni biliyorlar. Evet. Ama metroda gidiyorsun yan evet. yana sana hiç Senin kimse hiçbir şey evet. demiyor. Evet. Sonra bir radyo programında telefon bağlantısı yapıyorsun. Evet. Benim başka bir şovum daha var, aha, başka aha. bir radyo şovum. Aha. Orada da çok interaktif şeylerimiz oluyor. Evet. Ondan sonra da işte e, aa sen o muydun? Aa sizi evet. bir yerden. Aa sesinizi tanıdık. Aa falan. ama aslında hiç kimse seni bilmiyor. Bu da ayrı lezzetli bir şey evet. ki bu da bir egodur. Kesinlikle tabii Kısa ki. bir ara. <laughs> müzik kulübü devam ediyor. Müzik kulübü devam ediyor. Birazcık e, film kulübü olduk ha. biraz. Bir <laughs> o, önceki bir bölümde tekrar ki. müzik kulübü o, olalım. E, hiç konuşmadık. Hatırlamak istiyorum ben seni ve dostlarını. Hı. Aslında ta o coverlarınızı canlı canlı sahnelerde çaldığınız işte hepimizin o 20'lerinde her şeyin en yüksek boyutta olduğu dönem işte büyük parmak kapı sokaklarda, evet. Beyoğlu'nun arka sokaklarında derken ters anlaşılmasın. <laughs> eğlence anlamında Tabii ve ki. orada sosyal olabilme anlamında Aynen. takip ediyorum. Şu an bir yalnız yürüyüş aslında yok değil mi? Yani biraz grubu Ay, da o. hatırlayalım. Yani e, Arbak seni Arbuk, tek başına geliyor olman 4 x 4 artık yoktur diye bir şey Yaka değil herhalde. herhalde. Evet, evet. evet. Şimdi Arbak vardı. Yani zaten onlar beni aslında gruba çağırdılar Arbak, Dal, Burak kulaksızoğlu Göktuğ Şankal ve benden kuruluydu sonra Göktuğ ayrıldı önce yani Göktuğ ayrıldı gruptan hani benim başka projelerim var falan Alptiner girdi onun yerine ya şimdi herkesin bir takım mesela Arbaklar işte o zil firması var onunla ilgili Amerika'ya gidiyorlar Nam'da her sene bulunuyorlar bayağı bir gezmeleri gerekiyor bir iki projeleri de var başka çaldıkları sanatçılar da var falan filan o yüzden ben biraz daha şeyi ele aldım böyle abi dedim böyle yapın biz bir genişledik diye düşünüyorum. Aslında hı. bunu böyle ifade Klip ediyorum. Kulüp gibi. Evet. Gerçekten öyle oldu. Şimdi mesela Burhan Azemi var bas gitarda. Burak Tozkoparan var. Genç kızların yakından tanıyacağı hı hı. oyuncu. Acayip. Biz canlı videolar yapıyorlar bazen. şey Canlı bağlantı yapıyorlar Instagram'dan. Geçen gün çaldığımız yerde herkes Burak'ı görmek Sadece, istiyor mesela. Evet. evet, evet çok çok evet, eğlenceliydi evet. böyle. Süperdi falan. Böyle bir genişledi grup aslına bakarsan. Ve onlarla da grup gibiyim ve Gençlerle çalmak açıkçası ayrı bir heyecan yani ayrı bir heyecan hani şey demeyeyim böyle başka falan ama çok keyifli oluyor. Onlar da çok benim herhalde şeyim hiçbir zaman içimdeki hani çocuk ve içimdeki rock'n'roll ruhu diyeyim. Yani o şeyi yapma isteği ve o şey, doğru şekilde yapma isteği hiçbir zaman azalmayacağı ya da otomatiğe bağlanmayacağı için benimle çalmaktan çok zevk aldıklarını düşünüyorum. Çünkü ben de onlarla çalarken çok güzel bir şey ortaya çıktığını ve doğru bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum. Grupla da ilgili 4 x de değil Yani Arbaklar Buraklar'la da ilgili Biz şey diye düşündük hani O mesela Zincir diye bir şarkı yaptık biz işte Ya yani bence bayağı işte atıyorum Buradaki Foo Fighters gibi bir parça diye ifade ediyordu Bizim Metan Mert Çakır falan ee, Bence de öyle bir radikallikte bir parçaydı Biz öyle şeyler no, yapmıyoruz Noiz mı oldu müzik biraz yani baya sert bir şey oldu. Evet baya sert bir şey oldu. Hikayesi hiç şey değilken, nasıl çıktı ne oldu bilmiyoruz. Bir anda böyle bir yaptı. Ha böyle oldu. Ha ne güzel oldu. Hadi falan filan olduk böyle. Artık hani eee bir yerde kült bir grup şu anlamda kült bir grup hani bir şey üretmeyen hani fazla şey olarak ortada olmayan bir grup olduğu için böyle şeyler yapmayı düşünüyoruz hani bizi seven insana bir bakıyorum hala insanlar arada bir dinliyor arada bir paylaşıyor ölmek için paylaşıyor vesaire falan filan bu parçalar 9 yıl aradan 10 yıl geçmiş neredeyse çıkalı albüm insanlar paylaşıyor bu parçaları işte ikinci albümden parçalar paylaşıyorlar biz de onlara hani bizde gerçekten sevdikleri özü Tekrar vermek istiyoruz. Bu daha mesela kadının parçası da e, buraya girmemde bir mahsur var mı bilmiyorum. Biz bu kadının parçasını 2011 yılında aslında kaydederip kenara koymuştuk. Bir şekilde bu son hali bu değildi tabii ki ama ben dedim ki abi ben bu parçayı herhangi bir şarkı gibi albüme koymak istemiyorum dedim ve koymadık. Çünkü gerçekten aromatik bir şey var. O iki albüme de baktığınızda Hayır albümde, Evet albümde aromatik yani bizden çıkan güzel... Biz grubun en güzel çalışma sistemi şuydu. Herkes abi ilk albümün zaten Hayır olmasının sebebi o. Herkes birbirine Hayır diyor abi tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sonra Burak dedi ki işte albüm, o zaman albüm ismi Hayır olsun abi. Aa, o zaman iyi, o güzel fikirmiş bu deyip herkes evet diyor falan. Şimdi o dört kişinin süzgecinden geçen fikir gerçekten iyi bir fikir olmak durumunda. Düşünsene dört kişi bir fikre aynı aynı anda eyvallah abi tamam. o bu okey. egolarda törpülerek olması gerekiyor. E, i̇şte düşün egolarımız biz törpülememiştik. Daha gençtik abi. 30 yaş ben 30 yaşımın başındaydım yani 30'lu yaşlarımın başındaydım. Yani gençsin hani o zaman şimdi 50 miş gibi konuşuyorum da hani egolarımız falan da törpülenmiş değildi ama gerçekten orada herkes iyi bir şey ortaya koymak istiyordu ve hani o gün Arbak mı iyi bir fikir buldu? Tamam abi okey bu süper bir fikir. Ama tabii bu zaman içerisinde ve çok hızlı bir zaman içerisinde gelişti. ikinci albümde herkes öbürünün yapmak istediği şeyi anlayıp o ruha en doğru hitap edebilecek şeyi yapmak üzere gerçekten inanılmaz çalıştı. O yüzden de herkes birbirine evet dedi. İkinci albüm ismi evet oldu falan filan. Ben bölümü kapamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Burada tabii. Fatma da konuk oldu, Ferman hmm. da konuk oldu. Onlar hmm. da hem arada sırada tek başına yürüyenler, hem hmm. de arada sırada evet. kendi gruplarıyla. Hatta Fatma, işte grubun bir kısmı Amerika'da hayatını evet. devam ettiği için işte şarkı da aldı onlardan beraber de çalıştı. Bilmiyorum, i̇şte evet. Kerem çalmaya devam etti ona yani hiçbir kimya bozukluğu olmadı hmm. ama herkesin söylediği bir şey var, bir algı var. Hmm. O algıyı ben üstüne basa basa bir kez daha burada hatırlatmak istiyorum. Hmm. Gruptaki herhangi bir müzisyenin olası bir yalnız başına bir şey yapıyor olması. Hmm. O grubu sanki çökmüş, Tabii. bir şato yıkılmış evet, ya da evet. bir ülke işgal edilmiş gibi evet, böyle evet. o işi bitirmek biraz e, haksızlık oluyor. Bu bitecek olsa MFÖ e biterdi. Tabii. Beatles biterdi. Bon Jovi <laughs> düşün, Bon Jovi, John Bon solo proje yapıyor. Richie Sambora solo proje yapıyor ve o da inanılmaz yani. Ben mesela Richie Sambora benim için daha önemli bir adam hani sesini bana daha hitap eden bir adam vesaire falan ama Bon Jovi'de adam yıllarca devam etti hala John Bon Jovi onun parçalarını bestelerini çalıyor sözlerini e, söylüyor yani. Peki yani yani kısa şey bir var. ara final yapacağız değil Peki. mi? E, e, baktı bana şöyle bir bari kısa bir ara birazdan final yapacağız <laughs> müzik kulübü devam ediyor müzik kulübünde bir bir saat daha nerede kaldı bölümü ama bu bir saati daha önce de söyledim çarşamba 21'de Joy Türk'te tekrardan dinleyebilirsiniz Deniz Tuzcuoğlu'nun tüm anlattıklarını albümünü 4x4'ü film müziklerini o nefis fikirli kulübünü bunun üstüne özellikle basacağım çok özel bir klip olmuş gerçekten. Şeyi söylemeyi unuttuk. E, film filmi hangi filmle ödül aldık? Bahsettik. Evet, mi? Evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> şey, evet, evet. Evet, evet, evet. Evet. Film iyi. filmiyle aldık. Film Doğru. filmi The Movie filmi Seattle Underground Film Festival'ine gitmişti. Orada en iyi yabancı film e, kategorisinde bir ödül aldı. E, bizim de şarkımız orada İki tane şarkı zaten filmin içinde iki tane şarkı vardı yani ses olarak müzik olarak sadece iki tane şarkı vardı son jenerikteki şarkı bir de bir kavga sahnesinde yine bizim şarkımız vardı o şarkıda da en iyi yabancı müzik yabancı film müziği ödülünü aldı böyle güzel bir şey olmuştu. Ondan da bahsedelim. Seni evet. yollamadan önce seni nereden takip edeceğimizi öğreneceğim. Tabii konser ki. tarihlerini çok önceden paylaşmayı bıraktık çünkü evet. bir de bunun ertelenme, iptal olma, ülkenin halini, soyunu, evet. e, ritmini, başına evet. gelebilme risklerini. Uh -huh. Neyse ki bu aralar her şey çok yolunda. Biraz daha sakiniz. Yani en azından konser falan iptali ben evet, neredeyse evet. duymuyor Olmuyor. gibi bir şey. Evet, Biraz olmuş, daha şükür. toparlanmış durumdayız uh -huh. çünkü yani Evet üzülüyoruz Tabii ki. çok tuhaf hissediyor insan ha, kendini ha. ama birazcık bağırıp çağırmak bizim de hakkımız Kesinlikle katılıyorum O hani... yüzden senin konserlerini nasıl öğreneceğiz mesela ya ve bir... 4x4'ün de ikisini de 4x4'ün 4x4 yazıyla 4x4 ve sonra dibine 4x4 diye rakamla bir tane instagram adresi var Bir de benim derin suzcuoğlu diye instagram adresi var onunla mutlaka paylaşıyorum en yakın konserde 28 Şubat Çarşamba günü Kadıköy'de Durak İkizler'de bir konserimiz var. Sonra 2 Mart'ta e, çok güzel bir yer açıldı yeni açev diye bir yer açıldı. Aslında <laughs> bir blues klabı e, Orada çalıyoruz. Çok çok güzel oluyor bizim için yani hala o eski güzel müzik yapabilme zevkini tadabildiğimiz e, yerler e, genellikle İstanbul'da olduğumuzda Kadıköy'de e, çalıyoruz ama bu instagram adresinden benim instagram adresim, mutlaka çok aktif olarak kullanıyorum ve şey yapıyorum e, oradan takip etsinler kaçırmıyorum İptali yani de bana. yeni gelecek olanında ertelenen tarihde sıcağı çok teşekkür ederim ben gitmeden çok teşekkür bir tane veririz. daha çalar mısın biz çok eğlenmiştik de. çok teşekkür ederiz efendim çok sağlar şey için. Tabii ki. hadi bakalım biraz da canlı performans tamam. yani. müzik kulübü devam ediyor Arada bir Aklıma sen Gelince yine Arada bir Gördükçe rüyamda Ben seni Arada bir Eskimiz Gelince aklıma Arada bir Gözlerin dolup Dolup taşınca Arada bir Buluşalım seninle biz yine. Arada bir görüşelim seninle biz yine. Arada bir sevişelim Arada bir buluşalım seninle biz yine. sokaklarda el ele dolaşalım gizlice sinemalarda sarılalım birbirimize kimseler görmesin senle beni birlikte kimseler duymasın etrafta bir Sure.